2060 projeksiyonunu bir açalım. Evet. Şimdi 2060 bir yani e polis e, projesi 2060 ile beraber birleşme projesine. Evet. Şimdi 2060'ı niye tarih olarak seçtiler? Yani 40 diyemez miydi? 45 diyemez miydi? 50 diyemez miydi? Diyemezdi. Ne var diyoruz. Onlara uyduklarından dolayı. Burada 2054'te birilerinin tasavvuruna göre gerçekten işte burada bir birleşme olursa otomatikman zaten hangi şehir yıkılmış olacak? Katoliklerinki yani Vatikan Roma yıkılmış olacak evet. bu yıkılma da az önce dediğimiz gibi öyle şehrin yerli bir olması anlamında değil itibarı yönetimi iktidarı yıkılacak Çünkü burada birleşmenin olması gerekiyor ki buradaki merkezle beraber bir yükseliş hedefliyorlar. Bunu da 2060'a tasavvurladılar niye 7 yıl kuralımız var 7 yıl kuralına göre 54'te birleşme olduktan sonra 7 yıl koyarsak 2061 2061'de proje tamam 2060'ta proje tamamlanmış. 61'de tamamlanmış projeyle yollarına devam edecekler. Yeni yılda bu şekilde bir yeni bir başlangıç olacak. Onların tasavvuru bu. Bunu istiyorlar. Tabi 2061 ile alakalı farklı bir yerden de biz bu tarihi çıkarıyoruz. Şimdi bunları tabii ki geçmişte anlatan hep Sayın Aytunç Altındal hocamızdı. O kendi yapmış olduğu çalışmalarda şunu söyledi. Bu gizli örgütler dediğimiz gizli örgütlerle alakalı var olan bazı grupların Dünyadaki yönetimleri hayata geçirdikleri bir döngünün olduğunu söylerdi zaman olarak. Bu döngüyü de 108 yıllık enigmatik çağ diye tanımlarlardı. Bu enigmatik çağ dediğimiz 108 yıl da kendi içinde 3'e ayrılıyor. 36 36 36 diye devam ediyor. Peki bu 108 yıllık dönemle alakalı başlangıç en yakın tarihte ne zaman başlamıştı? 1989. Şimdi bunun üzerine ilk 36'yı eklediklerinde 2025 İkinci 36'yı eklediklerinde de 2061. Şimdi buradan da bunu çıkarabiliyorlar. Çünkü her 36 değişikliğinde dünyada onların planlamasına göre bir otorite merkezi yıkılacak. Başka bir coğrafyada yeni bir otorite merkezi yükselecek denir. Aynı zamanda 2060 ile alakalı da planlanan şu anda e, yani kapalı kapılar arkasında işlemeye çalışan projeler arasında Amerika'nın da dağılacağı süreç var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bölecekler. Nasıl ki orada herkes eyalet eyalet duruyor. Her eyalet kendince bir devlet olarak ayrılmayla alakalı bir tetiklemeye doğru süreç götürülmeye çalışılıyor. Niye? Çünkü yine bir çalışmaya göre 2025'te Avrupa Birleşik Devletleri kurmaya çalışan bir grup var. Burada sen bir yapıyı çıkarırsan o zaman bir yapıyı da çökertmen gerekiyor. İşte Amerika'da bu anlamda 2060'ta bir sonraki dönemde yıkmayı düşünüyorlar, dağıtmayı düşünüyorlar. Kalacak mı o zamana kadar? Amerika. Daha önce de gidebilir. Ya işte bir şekilde de olsa kör topal götürmeye çalışırlar. Ama kendi kane tarihleri gelince de tam anlamıyla ipi çekip fişi kapa çekerek elektriği... Bu seçim de önümüzdeki sene. O da çok önemli Amerika için. Evet 2024'te Amerika'da bir seçimler yapacak. Gerçekten çok önemli. Onunla alakalı şu başlığı söyleyelim en azından. Mevcut demokrat kanat devam ederse NATO'nun genişlemesi devam eder. Yani zaten genişleyeceğini söylüyoruz biz de. Yani mi? Biden tarafı diyor Biden şöyle. tarafı yani. Evet o Demokrat Parti üyesi. Ki aday olur mu bilmiyorum ama Sağlık bir, o raporu tarafı aldı. Demokrat tarafı tabii ya, Demokrat olarak. tarafı tabii ki. Sağlık raporu aldı. Ben tekrar adaylara gireceğim, yani seçimlere aday aday olarak katılacağım dedi. Ya yani girer girmez sorun değil ama ya yani biz burada şahısı konuşmuyoruz. Düşünceyi konuşuyoruz. Yani Demokrat aklı konuşuyoruz. 101 imza var mı orada? <laughs> orada da evet 101 imza olsa <laughs> neler olur? Kim bilir. Yani hep beraber magazin konusu haline gelir. Ama Cumhuriyetçi kanat kazanırsa kısa sürede yani Trump eğer evet, yani ya dünkü gelirse. Trump devam ederse diye ben yani onunki cumhuriyetçi kanattı. Onlar iş başına gelirlerse dünyada çok hızlı bir şekilde çiplemenin ol, olacağını göz, evet. gösterecekler bize. Çok hızlı bir şekilde dünyadaki insanları çipleniyorlar. E, küresel yapıya ters ulus-devlet politikasını istiyor gibi de bir algı var ya Trump. E, tabii şimdi Ama olacak bu sefer tabii. Olacak? E, çip ters değil mi? Şimdi normal ters. Biz o dönemlerde de söylüyorduk, şimdi de söylüyoruz tabii ki. Ya bu küresel dediğimiz yapılan hiç öyle kendi içinde ulusalcı de bir ayrımı yok. İki taraf da küreselcidir. Niye? Çünkü herkes nereye oynamak istiyor? Dünya yönetimini oynamak Hı -hı. istiyor. O zaman dünya yönetimini oynayan bir grup ben ulusalcıyım diyebilir mi? Diyemez tabii ki. O yüzden iki tarafı küreselci <laughs> olmuş oluyor. Şimdi burada tekrardan işte 2060'da 60-61 ile alakalı bağlantı buralardan geliyor. Yine aynı şekilde 2060'lara doğru gidilirken bu sefer Tevrat içerisindeki kehanetlerle bağlantılı olaraktan var olan şu anki mevcut İsrail devletini de yıkmak üzere girişimlerin olacağını o tarihlerde gösterecekler bize. Tabi bunlar ertelenebilir mi? Ertelenebilir tabii ki. Çünkü hep söylüyoruz. Bunlar şu anda günümüze en yakın olan tarihler olduğu için bu tarihleri tutturmak üzere harekete geçiyorlar. Tut, he, tutturamazlarsa ellerinde başka tarihler var bu değil diyecekler. Tabii diyecekler ki A, biz yanlış hesaplamışız. Şimdi önümüzdeki tarih bu. Buna uygun gideceğiz O kaynak doğrudur, biz yanlış hesapladık. Evet, biz yanlış hesapladık. Yani insan olarak biz hata yaptık diyecekler. Nasıl ki meslek getirtmeyle alakalı bugün konuşuyoruz ya 2025 vesaire diyoruz. 2025'ten önceki tarih neydi? Onlara göre 1970'ti. Yaptılar mı? Yapamadılar. O yüzden de bir sonraki tarih 2025'e kaldı. Ama çıktı biri veri ya? ya. küresel ölçekte olmadı. Yani çok, Orada çok bile e, medyada bu kadar güçlü Bravo. değildi. Teknoloji o kadar güçlü değildi. Ama hep adım ve hatırlatmalar devam eder. Bugün de hep öyle Mesela gündemde konuşuluyorsa Mehdi geldi geliyor veya Armageddon kıyamet savaşları konuşuluyorsa ne içindir? Mevcut dönemde yaşayan insanların Normal Nesli işte. evet o algıdan Uzak tutmamak için 4 neydi 4'ü alalım mı 4'ü de alalım dört çünkü ve altı. bu da önemli ve altı Eğer yani. ki onların Amacına göre 2060'lardaki gibi Bir bu bölgede ekümene polis adı altında bir din devleti Kurmayı onlar başardıkları an Ayasofya içerisini görüyoruz şu anda Şu an bu Ayasofya içi ve şu an böyle mi Evet yani, yani şu ben, an. Tamam namaz kıldım ama şu dikkatimi çekmedi. Ben. Orada böyle bir yani e açık e alan e var. Çevirilmiş bir yer mi var? Var. Doğru. Şimdi burası e yaklaşık olaraktan Ayasofya'nın neredeyse önlerinde orta kısımda yer alan bir alan. Yani onfolyon dediğimiz bir alan. Hı -hı. Müezzin Mahfil'in hemen önündedir burası. Yani kimisinin neredeyse kolay kolay görmeme gibi bir durum yok. Yani biraz gezdiği zaman Ayasofya içinde bunu çok görürler. Çok rahat görürler çünkü. Gerçekten de şu anda mevcut durum içeride bu. Yani oraya halı atılmamış. Çevrilmiş ve içeri evet. girilmiyor. Yok orada halı atılmadığı için orada ibadet de yapılmıyor. Niye çevrilmedi? Çünkü diyorlar ki işte biz geçmişte yani Bizans döneminde burası kiliseyken bu daire içinde orada daireler var. Orada büyük bir daire var ortada da. O büyük dairenin içerisinde imparatorlara taç giydirilme merasimi yapıldığı için Bakın biz Ayasofya'yı camileştirdik ama geçmiş dönemdeki kültür olan buradaki Bizansların uygulamasına da saygı gösterdiğimiz için burayı açık bıraktık dedi. Yani siyasi otorite bunu söyledi. Ha bu tartışılabilir mi tartışılmaz mı o ayrı bir konu. Ona şimdilik e, bir göz ardı etmiş olalım. E, tabii ki de tartışılabilir olduğunu söylüyoruz ama bu ayrı bir konu şimdi. Ama dediğimiz gibi 2060'larda eğer ki böyle bir projelerini hayata geçirirlerse Yeni kurmuş oldukları Ekümenopolis adı altındaki bu şehir içerisinde kurulacak olan bir yönetime, yani siyasi yönetimin liderine taç giyme merasimi yine burada yapılacak. Onunla alakalı çalışmalar içerisindeler. Yani hiç kimse öyle tesadüfen, mesadüfen bu gibi yerleri uzunca zamandır koruyup kollamadı. Yani bunu da söylemiş olan Çok ilginç bir iddia, hasan iddia değil evet plan bu. Ama Evet yani, yani de, evet yani. yani o yüzden tartışılmaya açılmasıyla alakalı bizim de bir gündem oluşturmanın derdindeyiz ki biraz konuşulsun diye. Çünkü şöyle bir durumlar da oluyor. Osmanlı döneminde burası cami olduğu süre boyunca buranın üstü kapalıydı. Namaz kılıyorlar mı? Namaz kılıyorlar. Elimizde pek çok görüntü var. Yani en kötü Cumhuriyet döneminin hemen içindeki o 15 yıllık, 16 yıllık döneme bile baksalar yani çok net fotoğraflar elimizde olduğu için söyleyeceğiz. Orada bunların üzeri kapalıydı ve burada çok rahat bir şekilde namaz kılınıyordu. Ve pek çok muhtemelen Osmanlı içerisinde yaşayan ve Ayasofya'da namaz kılan kişiler de burada böyle bir yerin olduğunu bilmiyordu. Çünkü halıyla kapatılı olduğu için bilmiyorlardı. Öğrenemeden de muhtemelen Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan büyüklerimiz olmuştur. Sonra müze çevrildi zaten halı yok kaldırılmıştı. Tabii, her Burası açıktı. Tabii. Her yer açıktı. Tabii ve görülebiliyordu. İşte ne içine Yine böyle orada... çevrilip kapalı mıydı? Tabii tabii gene çevriliydi. Etrafında gene yani böyle paravanlar vardı. Tabi tabii tabii müze döneminde de paravanlar vardı. Yani insanlar oradan geçerken onun üzerine basıp geçmiyordu. Gene yani bir buradaki gibi muhafazalı alanla şeritlerle kapatıl, kapalıydı. Yanında turist grupları gidip rehberler burada yani ne olduğunu anlatıyor. Yukarıdaki süreç ne? Yani şimdi tadilata girecek. Evet. İşte tadilat öncesi bir gezi yapalım istedik zaten. Sağolsun ee, sağ olsun Serhat hocamız da olacak. Serhat evet Serhat da, hocamız da olacak. Da. E ee, yukarıda pek kapalı yerler var. Ee, doğru. orada bir süreç, bir tadilat mı yoksa başka türlü bir neden Ya şimdi üst kat biraz tart... Yok çünkü orada. Yok, üst kat biraz tartışmalı bir konu. Şimdi camiye döndürüldüğü andan itibaren üst kata ziyaretçi için veya ibadet etmek için çıkışlar yasaklandı. Çünkü daha öncesinde o müze durumundayken açıktı bence. tabi Tabii tabii. Oraya. Açıktı. Hatta camileşme sürecine doğru doğru. Camileşme sürecine en yakın olduğumuz yerde bile anda bile üst kata ziyaret açıktı. Yani herkes çıkabiliyordu. Cami olduktan sonra üst kat tamamen ziyaret ede ibadete de kapatıldı. Kimse çıkamıyor. Çok 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 özel izinler olmadığı sürece e, genelde yani insanlar zaten çıkamıyor da küçük özel gruplar bazen ziyaret ediyor. İşte devlet erkanından gelenler oluyor yabancı milletlerden. Onlar için belki üst kata ziyaret yapılıyor biliyoruz da. Ne var yukarıda? Ya üst katta da tabii ki önemli özellikle en önemli görsellerden biri deist sahnesi dediğimiz bir sahne var. Bu Hristiyanlık nazarında Hazreti İsa'nın artık her şey olmuş yani kıyamet kopmuş vesaire ondan sonra sorgu sual dönemi. Yani insanların cennete ve cehenneme gideceği. Döneme, Evet, ya. Tam anlamıyla hesabı çekilmiş. An. O resim var o resim biraz acıtasyon içeriyor biraz da Hristiyanlık içerisinde ruhbanlık sınıfının doğuşuyla alakalı. Hmm. Çünkü ne var aracı kurum tahsis ediliyor. Kime yönelik aracı kurum? İsa'ya yönelik. Şimdi misal veriyorum. E, Hristiyan bir e, vatandaş günahkar. Ama direkt ben İsa'dan özür dileyemem diyor. Niye? Ben hmm. günahımı biliyorum. Yani günah çıkarmamış. Tabii tabii ben günahımı Filiz. biliyorum. Direkt olarak onunla alakalı iletişime geçemem. Yüzüm yok. O zaman ne yapayım? İsa'nın kıramayacağını bildiğimiz bir kişiyi aracı yapayım. Benim hakkımda şefaatçi olmasını talep edeyim. E, İsa'nın kıramayacağı kişilerin arasında kimler var? annesi var. O yüzden Deysi sahne istediğimiz sahnenin hemen İsa'yı merkezde ortada görürüz. Sol tarafta yani İsa'ya göre sağ tarafında annesi Meryem Ana'yı görürüz. Sol tarafında da bize göre resme bakarken sağ tarafta da Vaftizci Yahya'yı görürüz. Yani kuzenidir Vaftizci Yahya. Hazreti Zekeriya peygamberin oğludur. Kuzenlerdir yani. O yüzden de bu iki kişi İsa'nın, Hazreti İsa'nın neredeyse Hiçbir şekilde yapmış olduğu talepleri reddedemeyecek kişiler olarak kabul edildiği için böyle bir aracı kurum oluşmuştur Hristiyanlık içerisinde. E günümüzde de ruhbanlık dediğimiz mezesinin onlar da çıkışıdır. son papazlara kadar mı indirgenmiş? Yani o küçük odalarda tabii, tabii. günah çıkartma. Günah çıkartma da sadece dinlenmesiyle beraber. Evet. Küçük odada. Günah çıkartma uygulaması sadece Katoliklerde var. Yani Ortodokslarda, Protestanlarda veya diğer küçük mezheplerde yoktur. Katolikler bunu biraz siyasi malzeme olarak kullanıyor. İstihbarat topluyor çünkü. Kişi geliyor günahını söylüyor size düşünsenize. Tüm hatasını ve yapmış olduğu suç vesaire bile varsa öğreniyorsunuz. Kapıda kelepçeyi tutuyor. i̇ki gün sonra bir başka konuyla alakalı çıkarınız olduğu anda kimi kullanacaksınız? Kimin günahkar olup olduğunu veya kimin suçu işlediğini ifşa edilmemesini istiyorsa o kişi geliyor size diyor ki bir günahım var ama saklı durması lazım. Çünkü ben günahımı sana çıkarttım. Gidip de yoksa emniyete teslim olurdum diyor. Bir hapis hayatı olacaksın mesela. Olmasın diye papaza söylüyor. Papaz bunu öğrenince papazın başka bir konularla alakalı başka bir olayla ilgili çıkarı varsa kimi kullanıyor? O kişiyi buluyor. Bak diyor sen benim şu işimi yapmazsan ben de senin falanca zamanda yapmış olduğun şu hukuksuzluğu anlatırım. Günahını affetmem. Tabii yani evet günahını affetmeme geliyor. İş seni yakarım Yanarsın diyor. diyor. Evet seni yakarım diyor. Böyle süreçler oluyor. Şimdi tabii ki bunlar biraz yani dini kurumların ne kadar çok laçkalaştığıyla alakalı e, olan konular. Şimdi evet bilmiyorum bizi Hristiyan arkadaşlarımız şu an izliyor ama Sonuçta tabii video daha sonra YouTube'a yüklenecek. Oradan belki izlerler ama. Yani iftira atmadığımızın kanaatini bunlar izlediği zaman zaten kendi kendine kabul edeceklerdir. Hayır uygulamalar yani gördüklerimiz tabii, uygulamalar. Tabii. Yani yaşanan, görünen uygulamalar. Kesinlikle. Şimdi Katoliklerle alakalı şunu söyleyelim. Niye o zaman İstanbul'la alakalı bir birleşmeye gidecekler? Çünkü onlar diyor ki 2050'li yıllara doğru gidilirken dünya nüfusu içerisindeki var olan katolik nüfus protestan nüfusun altında kalacak. Protestan nüfus artacağı için diyorlar o zaman benim otoritem yıkılıyor. Otoritem yıkılmamasın diye ortodokslarla işbirliği yapacaklar. Protestanla işbirliği yapamaz. Niye? Zaten protestanlar katoliklere itiraz olarak ortaya çıkan bir mezheptir. O yüzden de çatışmalar hala devam eder. Bu çatışmayı biraz da olsa işte ılımlı tutabilmek için Katolikler ne yaptı? Böyle bir geçişkenlik döneminin içindeyken bir Cizvit papazını papa seçtiler. Çünkü Cizvit tarikatının ortaya çıktığı tarih protestan grubun ortaya çıktığı tarihle aynıdır. Cemaat yani Katolikler dedi ki çok fazla protestanım diye ortaya çıkan mezhebe insanlar kaymasın diye ben de sanki aynı çizgideyim diye bir görüntü çizebilmek için Cizvit tarikatını kurdu. Papalık müessesesi.